Evet arkadaşım yine bir aradayız. Bugün seninle sen kimsin? LGS'ye hazırlanan LGS adayı bir öğrenci. Çok hızlı bir video olacak. Bu videoda senin doğru sandığın 7 yanlıştan bahsedeceğiz. Nedir bu 7 yanlış? Bunlardan bazılarının sen doğrusunu biliyor olabilirsin ama gözden geçirmende fayda var. İlki ve en çok kulaktan kulağa gezen hata şu. Zor soruların puan değeri daha fazladır. Hayır arkadaşım tüm 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 branşlar için o branşın içerisindeki tüm soruların puan değeri birbiriyle aynıdır. Yani birinci Türkçe sorusuyla 20. Türkçe sorusunun zor olsun kolay olsun puan değeri birbiriyle aynıdır. Yani her sorunun bir kat sayısı var bu sorunun zorluğuna göre kesinlikle değişmiyor. Değişen bir şey var. Birazdan bahsedeceğim. O halde ne dedik? Zor soruların puan değeri daha yüksek, kolay soruların puan değeri daha düşük değil. Geldik ikinci tehlikeli hataya. O da seçenek dağılımı. İşte 20 tane soru olduğunu kabul edelim. Bunlarda A seçeneği 5 tane, B seçeneği 5 tane ya da birbirine çok yakın olacak diye bir şey yok. İstersen geçen senenin cevap anahtarını kontrol et ya da eski cevap anahtarlarını kontrol et. İlla seçenek dağılımı olacak diye bir şey yok. Zaten LGS kılavuzunda da böyle bir şey söylemiyor. Sana böyle bir garanti vermiyor. O halde ne dedik? İkinci yanlış ve çok tehlikeli seçenek dağılımı olacak diye bir şey yok. Şimdi üçüncü teknik hatadayız. Arkadaşlar sayısal matematikten 20 soru, fen bilimlerinden 20 soru var. O halde 40 dakika matematiğe toplam 80 dakikaydı 40 dakika Fene ayıracağız. Mantıken doğru gelebilir size ama teknik olarak büyük hata. Çünkü burada çok etkili bir strateji yönetmeniz gerekir. Sakın böyle bir süre dağılımına girmeyin, sınavda patlarsınız. Ne yapacaksın arkadaşım? Matematiğe daha çok zaman ayıracaksın. Bunun için fene çok iyi hakim olman, çok hızlı çözmen ve hatasız çözmen gerekiyor. Çok iyi hazırlanman gerekiyor fene. Çünkü fende hız yapacaksın. İdeal bir hız. Etkili bir çözüm ve sonucu paket çıkaracaksın. Ki matematikte daha çok zaman harcayabilmen için bu şart. Sakın 80 dakikayı 40 dakika matematik, 40 dakika fen bilimleri diye ayırmayacaksın. Bunu böyle düşünürsen hata yaparsın. Bu da diğer doğru bilinen yanlışımızdı. Geldik bir diğer doğru sanılan stratejik yanlışımıza. Bir Türkçe sorusunun kat sayısı bir matematik sorusunun kat sayısına eşit. Eşit mi eşit? Peki durum gerçekte böyle mi? Yani perdenin arkasında süreç böyle mi işliyor? Süreç böyle işlemiyor. Sürecin böyle işlemesine engel olan bir tane sebep var. Onun da adı standart sapma. Hani ilk bahsettiğimiz nokta vardı ya. Zor soruların kat sayısı daha yüksek, kolayların daha düşük diye. Onun çıkış noktası, o hatanın çıkış noktası burası. Adı standart sapma. Standart sapma ileri matematiksel bir hesap. Bu hesap bize şunu anlatıyor. Öğrencilerin yanlış yaptığı yani ortalamada yanlış yaptığı branşların sonuca etkisi daha fazla oluyor. Evet perdenin önünde kat sayılar eşit gözüküyor ama gel perdenin arkasına bakın Türkiye ortalamasına matematiğin Türkiye ortalaması nerede dipte o halde standart sapması yüksek ve sana ne anlatıyor bu standart sapma matematikte yapacağın her fazladan bir doğru seni sıralama da ciddi manada yukarıya taşır. He, Türkçe ortalaması matematikten daha yüksek. Standart sapma ne anlatıyor? Sakın Türkçeden fazla yanlış yapma. Seni fena halde düşürür diyor. Bu durumda zor soruların puan değeri yüksek demeyelim ama Türkçe ve matematik gibi katsayıları eşit olduğunda standart sapma devreye giriyor ve matematik gibi standart sapması yüksek olan bir branşta yapacağın doğruların seni sıralamada yukarıya taşıyacağı ortada. Ve geldik bir diğer doğru bilinen yanlışımıza. Aslında burada iki tane yanlış üzerinde duracağız. Yeni nesil soru. Sınavda hep yeni nesil sorular var ve yeni nesil sorular işlem gerektirmiyor. Hayır. İşlem kabiliyeti çok önemli. Çok sağlam olmalı. Çok iyi işlem yapabilmelisiniz. İşlem hatasız işlem yapabilmelisiniz ve sınavda tamamen yeni nesil sorular var. Hayır, başınız dertte değil mi? Yeni nesil soru. Sınav komple yeni nesil sorularla dolu değil. Arkadaşlar yeni nesil soruyla ilgili ayrı bir paylaşımımız olacak ileride. Çok derin bir konu. Sınav yeni nesil sorularla dolu değil. Böyle düşünülmesinin sebebi yayınlanan örnek sorular. Yayınlanan örnek sorulara bakınca herkes zannediyor ki karşımıza gelecek olan sınav yeni nesil sorularla dolu. Değil. Bak arkadaşım geçen yılki sorulara, şöyle bir gez geçen yılki soruları, göreceksin durum böyle değil. Hibrit soru mantığı var. Yani senin sınavda karşına gelecek soruların tamamı kocaman kocaman sorular, oku oku bitmeyen sorular değil. Zaten aslında yeni nesil sorunun mantığı da kocaman soru değil. O yüzden gözün korkmasın. Aç geçen yılın sorularını bak rahatlıkla çözebileceğin sorular da var işin içerisinde. Evet, sayı olarak çok fazla değiller, bir dağılımı var ve branştan branşa da farklılıklar var. Ama gözün korkmasın. Yani şu bir yalan. Sınav baştan sona çarşaf çarşaf yeni nesil soruyla dolu değil. Örnek sorular da seni yanıltmasın. Örnek soruların bir mantığı var. Sana bir şey anlatıyor. Bak diyor, bunları çözebilmişsen sen artık bu konudan yeni nesil soru sorulsa da yapabilirsin. Bunun mantığını anlatıyor. Yoksa sınavda ben full böyle soracağım demiyor. Bu bir yanılgı, hem de derin bir yanılgı. Yeni nesil soruyla da ilgili arkadaşlar ayrı bir paylaşımımız olacak. Burada da enteresan oyunlar dönüyor. Geldik son doğru bilinen yanlışa. Adı puan. Yani sınavdan alacağınız puanla yerleştirme arasındaki ilişki. Canım arkadaşım, şimdi sen bir deneme sınavına giriyorsun. Bir kurumdasın ve bir deneme sınavına girdim. bir puan geliyor eline. Şimdi bu puanlar ikiye ayrılıyor. Standart sapma eklenmiş, eklenmemiş. Geçen yılki standart sapma kullanılmış, kullanılmamış. Dolayısıyla aldığın yani yaptığın netlere göre aldığın puanlar kurumlar arasında bile farklılık gösteriyor. Çoğu kurum geçen yılki değerleri kullanıyor. Ama bu yıl Sınav daha yapılmadı yani standart sapma yani ortalama belli değil. Dolayısıyla puan dediğimiz şey biraz yanıltıcı. Yanıltıcı olan kısmı şurası. Sen bu yılki deneme sınavı sonuçlarının puanlarına bakarak diyorsun ki ben şu okula yerleşirim bu okula yerleşirim. Örneğin senin sınavda deneme sınavları sonucun 450 geliyor. Bakıyorsun o tamam ben bu okula yerleşirim. Bu yılkine yerleşiyorsun bir de geçen yılkine bak bir de evvelki yılkine bak bir de evvelki yılkine bak. Sürekli değiştiğini göreceksin. 450 ile örneğin 7. sıradaki bir okula yerleşiyorken 3 yıl önce sonra belki 3. sıradaki sonra belki 11. sıradaki bir okula yerleşiyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Puan yanıltıcıdır. Puana bakma. Puan senin yerini tam olarak göstermiyor. Neye bakacaksın? Bu işin kralı var. Adı Yüzdelik dilim. Yüzdelik dilimin mantığını önce öğrenmelisin ve kendi yerini, kendi başarını, kendi sıralamanı yüzdelik dilimle karşılaştırmalısın. Çünkü sınav olacak ve sen bir puan alacaksın. Yerleştirme olayı gelecek. Yerleştirme tarihi gelecek. O zaman puana bakmayacaksın. Puan senin için çok fazla anlam ifade etmeyecek. Sen neye bakacaksın? Yüzdelik dilime bakacaksın. Sana tercihlerinde yerleştirmede yardımcı olacak öğretmen neye bakacak? Puana mı? Göstermelik bir bakacak. Yüzdelik dilimine bakacak. Her şey yüzdelik dilimdir arkadaşlar. Puan kabaca konuşmak gerekirse matematiği zayıf olanların sıralamayı anlamak için kullandıkları ufak bir araçtır. Ama gerçek neyin etrafında döner? Yüzdelik dilim etrafında döner. O seni yanıltmaz. Şak tutar. Canım arkadaşım bu anlattıklarımın çoğu böyle bilinmez. Şimdi sen doğrusunu biliyorsun. Ona göre hareket edebilirsin. Bununla ilgili yani bu konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsan bulunduğum kurumdaki rehberlik öğretmeninden yardım istemelisin sana daha ayrıntılı daha derinlemesine bilgi verecektir gözlerinden öperim süreç devam ediyor kısa süre sonra yine görüşeceğiz